Evet, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Bilge, Review Bro kanalındasınız şu anda. Ne yapacağım? Bugün bir kutu açılış videosu yapacağım sizlere. Bununla ilgili elimde iki tane ürün var. İkisi de Amazon'dan geldi. Biri Switch için bir premium konsol case'i. Hangi firmanınmış bu? PDP'nin olması lazım. Evet, PDP'nin bir ürünü Switch için. Aynı zamanda da Zelda Breath of the Wild oyununun strateji guide'ı var. Ve bir tane de Siege var. Switch'i test etmek için buraya koydum. Öncelikli olarak bu case'den başlamak istiyorum. Hızlı bir kutu açılışı yapacağım zaten. Sonra bu case'i biraz inceleyeceğiz. Zaten Breath of the Wild'ın strateji guide'ı spoiler içerdiği için ben de çok bakmak istemiyorum. Koleksiyonum için aldım. Yani çok gerekli bence kullanmamaya çalışacağım. Onun dışında bu case'i de Barış arkadaşım kendisi Amazon'dan almış. Elinde fazla olduğu için bana gönderdi. Kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. İlk başta bu case'de açılışımıza başlayalım. Evet. Şurayı hemen açalım. Kutusuna bakacaktım. O kutusunda zaten şöyle bir deformasyon falan olmuş. Alttan böyle patlamış kutusu. Şöyle göstereyim. Patlamış kutusu. Ne bileyim, çok özenli göndermemiş herhalde Amazon. Tamam. Kutuya bakıyoruz. Başka bir şey yok. Atalım kutuyu. Evet, şöyle case'e ilk baş şöyle bir bakayım genel olarak. Switch yazısı var. Switch yazının üzerine böyle bir jelatinler bir şeyler yapışmış. Şöyle bir inceleyelim case'i. Hani normal iş görür gibi ama şurada mesela şöyle bir dikiş hataları falan var. Şöyle göstereyim. Şurada bir dikiş hatası var. Direkt böyle gözüme çarptı. Onun dışında bir sallanıyor. Bak, içine açıp bakacağız. Bir de bir şey benim dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Şurada abi okunuyor mu? Premium konsol case. Yani premium yazıyor. Bakalım ama konsol bana çok premium hissi vermedi. Olsun, yine de iş görür. Sanırım. Açıyorum içini. İçerisinden ne çıktı? Bu ne? Bu attım onu. Şöyle bir case'e bakıyoruz. Şurada şöyle bir askı aparatı var. Şurasında ne varmış? Ha, şurada bir temizleme zamazingosu var. Şöyle bir Switch logosu var. Koyuyoruz. Tamam, şurada oyun kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani evet, 14 tane oyun koymak için şöyle bir bölümü var. Buraya da konsolu koyuyoruz sanırsam. Şöyle bir test edelim. Şöyle bir oyunu çıkartıyorum. Çık lan. Heh, çıktı. Evet, oyunumuzu çıkarttık. Acı oyunumuzu çıkarttık. Bir daha tadına bakmayacağım bunun. Yetti. Evet, oyunu taktık. Zaten bir tane oyun var zaten sadece şu anda. Bunu da şuraya koyalım. Case'imize. Biraz uğraştırdı. Neyse. Tamam, güzel. Şu bak, şöyle bir kapatırken şey dikkat etmek istedim de. Şöyle şuranın konsolu dokunduğuyla ilgili yorumlar okumuştum Amazon'da ama pek öyle gözükmüyor. Hani dokunsa bile zaten bu korur galiba. Konsol koyduk. Oyunumuza koyduk. Şöyle bir kapatalım. Yani şu şekilde baktığımızda güzel bir his var ve kolaylık var. Yani şuradan şöyle tutma falan. Hani ben bu case'i sevdim. Yani ben bu case'i sevdim fakat hani bir sağlamlık hissi vermiyor. Şuradan da kapattığınız zaman şuradan bir patlama gibi bir şey oldu. Bakın. Aynı zamanda da üzerinde böyle bir dikiş şeyleri falan var. Dikişte böyle hataları mı desem ne desem de ki bu böyle. İşte yani benim bu case'e vereceğim puan valla 10 üzerinden vermiyoruz biz. 5 üzerinden veriyoruz case'e. Ben bu case'e 5 üzerinden 3 veriyorum abi. Neden derseniz bir kere bize fake atıyor abi. Premium diyor ama premium değil. Yani bu case premium değil ama bu fiyata alamayacak iyi bir case. Yani sanırım 10 ve 15 euro arası olması lazım. Tam emin değilim. Bunu video editlerken belirtirim. Tam bu tarafa yazarım. Evet, bunu koyduk. Ama yani benim için çok iyi oldu. Çünkü ben geçen burada kutu açılışı yaptığım bir ürünüm vardı şu şekilde. Bununla taşıyordum. Yani Joy-Con'larını çıkartarak. Bu benim için güzel bir kolaylık oldu. Sonuçta Switch'i böyle sürekli yani böyle arkadaşlarla buluştuğum yanında taşıyorum. Hani oyun oynuyoruz birlikte. Keyifli bir konsol. O yüzden böyle bir case gerekiyor. Evet, şimdi bunu açacağım. Evet. Yani geldiği şekilde hiç ellemeden ilk Amazon Box'ını da birlikte açalım istedim. Nereden açalım bunu? Şuralarında bu zımbalanmış. Geldi. Şöyle bakarsak harika, şık bir ürün. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Bende hani şeyleri, strateji guide'ları bende var. Zaten birkaç tane strateji guide var. Bunları genelde Prima yapıyor. Bu farklı bir firmadanmış. İnternette bununla ilgili de olumsuz yorumlar okumuştum ama yine de fiyatı 40 dolardan 24 dolara düştüğü için koleksiyonuma eklemek adına hemen düşünmeden aldım. Şöyle jelatini yırtalım. Şöyle ilk gözüme çarpan şuradaki renk oldu. Genelde burada altın rengi olur. Zelda'nın bu tarz böyle hardcover ürünleri. Bir de şurada bir şey dikkatimi çekti. Şurada bir ezilme var. Şöyle. O biraz sıkıntı gibi. Ona ek olarak burada da bir ezilme var. Şurasında da bir ezilme var. Ona ek olarak ne bu? Bir karton çıktı. İçerisinde bunu anlatan bilgiler var. Şöyle bir bakalım. Bunun içerisinde harita vesaire. Evet. Evet. Şöyle normal hani harita kağıdı değil ama kaliteli güzel bir kağıda şöyle bir harita çıktı içerisinden. Bütün Hyrule'un ne var ne yok. Aslında çok da açmak istemiyorum. Spoiler olacak. Fakat şöyle bir büyüklüğüne bakma açısından şöyle bir açabilirim. Bayağı bir büyük yani. Şöyle. Bayağı büyük shrine'lar vesaire her şey yazıyor. O yüzden hemen koydum. Çünkü ben de spoilerlemek istemiyorum. Ben de bu oyunu konusunu vesaire sindire sindire sizlerle paylaşarak kanalımda oynamak istiyorum. O yüzden bakmadım ona. Şöyle bir kabartma, şurada bir hafif bir kabartma var. Gerçi düz duvara tırmanan Link var. Etleri yemiş yemiş. Ama işte hatun peşinde koşmacalar, tırmanmacalar. Böyle bir kapak var. Kapağı çok güzel, çok şık. Oh, kokusu da çok güzelmiş. Evet, böyle kitabı çok fazla açmayacağım. Spoiler olacak vesaire diye ama şöyle bir sonlara geldim. Burada konsept artlar var. Konsept çizimler. Burada güzel, şurayı göstermeyeyim. Şurada bizim kral var. Vesaire içerisinde bayağı bir bilgi. Sonuçta strateji guide'ı. Çok güzel kuşa kağıda yapmışlar. Çok beğendim. Buna ben direkt 5'den 5 veririm yani. Adamlar yapmış. Çok güzel. Evet arkadaşlar, ürünlerimiz buydu. Birincisi bu. Strateji guide'ımız. Neymiş adı? Complete Official Guide Collections Edition. Bu. İkincisi de bu premium adı altında, premium kişifesi altında premium olmayan ama iş görür ve uygun fiyatlı case'imiz. Evet, ürünlerimiz bunlardı. Bu kutu açılış videosunun sonuna geldik. Teşekkürler. Görüşmek üzere.